Efendim ben 1. Komando Tabur Komutanı Yarbay Cemal Eruç. Biz buraya Kırmızı bölgesine indik. Helikopterlerle intikal ettirildik. İnişimiz mütakip. Harekat planına uygun olarak görevim olan Sen Hilaryon bölgesine intikal ettim. İntikal ediş tarzım Kömürcü ve Ağırdağ köyleri arasından şu anda görmekte olduğunuz Ağırdağ bölgesinin sert yalçın kayaları arasından taburumun hareketiydi. Ve taburum bunu 5,5-6 saatlik zorlu bir yürüyüşten sonra çok yorgun olmasına rağmen başardı. Ve saat 6.30 civarında bütün personeliyle Sen Hilaryon bölgesinde toparlandı. Yalnız o akşam yapmam gereken bir görevim vardı. Bu görevin hazırlıklarıyla meşgul oldum. Ve saat 12'den itibaren düşmanın elinde bulunan Keskin Sırt ve Yanık Çamlık bölgesine taarruz hazırlığını yaptım. Bununla beraber bölgenin saat 10.30-11 civarında komutanımızın daha sonra bildirdiğine göre 700 civarında Yunan ve Rum komandoları tarafından sızılmak suretiyle ve mücahitlerin elinde bulunan doğru yol bölüğü, atak mevziği, sırtlar hattının ele geçirildiğini öğrendim. Bunun üzerine gece saat 12:20 geçe kararımı değiştirdim ve Girne istikametine en hakim arazi kesimi olan Sen Hilaryon bölgesini elde bulundurmak ve Girne yolunun bu suretle emniyetini sağlamak maksadıyla hem bölgenin temizlenmesini hem de savunulmasını bölüklerimden istedim. Emri alan bölüklerim saat 1'e çeyrek kala harekata başladılar ve 1.30'la düşmanla ateşli çatışmaya girdiler. Ve sabah saat 9.30'da görev 1'e 3 nispetinde olan düşman karşısında başarıyla bitirildi. Tabii görev başarıyla neticelendikten sonra birliklerim bulundukları bölgelerde mukavemet noktaları halinde tertiplendiler ve dinlenmeye çekildiler. İlk geceki muharebenin oluş tarzı böyle. Yalnız bu arada şunu size arz etmek istiyorum. Bölüklerim çok yorgundu. Zorlu bir uçuş, iniş ve harekat bölgesine intikali başarmışlardı. Çok yorgundular. Uzun bir karayolundan gelip bu işi başarmışlardı. Buna rağmen bu yorgunluğa geceye ve harekatın en zorlusu olan hazırlanmış düşman tarafından çok iyi bilinen bir arazide ormanlık, örtülü, kayalık bir arazide düşmanla tereddütsüz çatışmaya girdiler. Ve biraz evvel arz ettiğim gibi gerçekten büyük bir başarı olan ve Mehmetçiğin kabiliyetinin asırlar boyu devam edebileceğine beni her zaman inandırmış olan bir başarı gösterdiler. Ben şahsen Mehmetçiğimin kabiliyetinden gurur duyuyorum. Ayrıca arz etmek istediğim bir husus var. Biz millet olarak gerçekten Ali Cenap bir milletiz. Büyük bir milletiz. Biz düşmanımızın dahi mert olmasını isteriz. Fakat karşımızdaki düşman maalesef burada öyle hunharca insan öldürmüştür ki bunları kendim gördüm ve arz ediyorum. Bunun bilinmesinde tarih önünde fayda var. Böylesine yorgun olmasına rağmen son derece güç gece şartları içerisinde ve bilmediği bir arazide Türk çocuğunun yani taburumun personelinin bu arazi kesiminde 3 gün içerisinde göstermiş olduğu başarılı hareket beni ziyadesiyle duygulandırmış ve geleceğe daha emin olarak bakabilmeme tabur komutanı olarak yeterli bir neticeye ulaştırmıştır. Bu elbette ki iyi bir eğitimin ve o eğitimin neticesinde
alınması normal olan bir neticedir. Ben bu neticenin alınmasında bütün subay ve ağasubaylarımın büyük payları olduğuna inanıyorum her şeyden önce. Ölenlere, şehit olanlara biz mutlu oldukları düşüncesiyle bakıyoruz. Çünkü şehadet en büyük mertebedir. Keşke Tanrı onu hepimize nasip etse. Biz buraya bunu yapmak için geldik zaten. Başka türlü düşünmemize imkan yok. Ve taburumun bütün personelinin böyle düşündüğüne de ben şahsen eminim. Piyade Kıdemli Süleyman Haluk Üstügen. Şu görmüş olduğunuz beş parmak dağlarından emniyette olarak geçmek suretiyle ileride gördüğünüz Sentilaryon Kalesi'nin eteklerinde ordugah teşkil ettik. Ancak geceliğin Rumların yaptığı taarruzlar, Girne'nin elde bulundurulması bakımından çok önem haiz olan şu gördüğünüz bölgeyi ele geçirdiler. Ve tabur komutanım Yarbay Eriş'ten gece bu sırtların ele geçirilmesi emrini aldım. Saat gece 00:20'de emri aldım ve gece saat 00:45'te hemen şu Sentilaryon Kalesi'nin daha doğusunda bulunan mücahitlere ait atış alanında bulunuyorduk. Oradan kuzey batı doğu istikametinden taarruza başlattım bölümü. Henüz şu görmüş olduğunuz yamaçları, ormanlık araziyi sarmıştık ki 15 dakika sonra düşman mukavemetiyle karşılaştım. Çok iyi mevzilenmişlerdi, yuvalanmışlardı ve silah olarak 12.7'lik uçak savar silahlarını bizlere karşı kullanıyorlardı. Düşman mukavemeti çeşitli birbirini destekleyen mevziler şeklinde cereyan ediyordu ve çok iyi birbirine paralel olarak yuvalanmışlardı. Makineli tüfeklerle bizim sıçramalarımıza mani olacak tarzda ateş ediyorlardı. Buna rağmen subay subaylarımın ve erlerimin can siperhane atılışlarıyla burayı ertesi gün saat 11 sularında görmüş olduğunuz bu sırtlar olduğu gibi ele geçirdim. Burayı almak oldukça güç oldu. Fakat buna rağmen arkadaşlarımla beraber hep beraber bu bölgeyi emredildiği şekilde düşürdük ve ele geçirdik. Sonra burayı tuttuk. O gece tekrar bir mukabil sızma harekatına giriştiler bize. Bir kısmını vurduk aşağıda. Kaçmaya çalıştı, muvaffak oldular ki onlar da aşağıda zaten diğer birlikler tarafından ele geçirilmiş durumdalar. Sayın seyirciler, cephedeyiz. Karşıda düşman 200 metre kadar uzaklıkta. Şimdi de bir erle konuşuyoruz. Önce kendisini tanıyalım. Aslan Mergen. Nerelisiniz? İzmir, Karşıyaka'dan. İzmir'den Karşıyaka'dansınız. Evet efendim. Bugün, o gün buraya kaçta geldiniz? Harekat nasıl oldu? Biz efendim, anlatır mısınız onları? Biz sabahleyin saat 3.30'da bölük komutanının emriyle kalktık, hazırlandık ve helikopterlere kadar kısa bir yürüyüş yaptık. Oradan Silifke'den bizim kalkışımız saat 7 idi. 7.30 sıralarında falan bu Kıbrıs'ta indirme yaptı helikopterler. Ve doğru yol kalesine doğru ilerlemeye başladık. İşte öğlenden sonra bu doğru yol kalesine gelmiş bulunduk. Yolda halkın, tabii Kıbrıs halkının iyi tezahüratı, ne bileyim ben sevinç, tabii Türk askeri geldiğinden. Tepelere tırmanma ne zaman başladı? Tepelere tırmanma öğlenden sonra oldu. Öğlen yemeği yendi. Bu sırada tabii Yunan bazı uçakları geldi. Üstümüze ateş açtı. Bu yüzden tırmanmamız biraz güç oldu. Tedbirli olarak tabii. Bu yüzden biraz geç oldu tırmanmamız. Bir iki makine, tüfek yuvası ve telsiz galiba ele geçirmişsiniz. Ondan evet efendim. Şimdi takım komutanımdan ayrılmıştım. Ateş nedeniyle devamlı ateş altındaydık. Ben tepe dolu ilerlerken karşımda bir baktım bir ateş sesi ve bunun bir makinalı tüfekten olduğunu sezdim. Ve arka tarafından sessizce yürümeye başladım. Çünkü makinalı tüfek aşağıdaki arkadaşlarıma ateş etmekle meşguldü. Ben arka taraftan yavaşça yaklaştım ve tüfeğimi ateşledim. Bu ateşleme sonucunda Rum askeri ateşin nereden geldiğini pek kestiremedi. Bu yüzden elindeki silahı bıraktı ve büyük hızla kaçmaya başladı. Ben silahımdaki bütün mermileri arkasından boşalttım
ve az ileride herhalde merminin biri değmiş olacak ve yığılıp kalmıştı. Yanına vardığımda bir bıçak, bir dürbün. Bıçak üzerinde galiba. Evet efendim. Onu görebilir miyiz? Şu bıçak ve bir de dürbününü buldum. Tabi bu bıçak ve dürbünden kendimiz istifade etmek için aldık. Evet. Komando bıçağı galiba. Herhalde onların kullanmış olduğu bıçak. Bu bizim kullandığımız bıçaklara benzemiyor. Dalgıç, dalgıç. Evet. Onların kendi özel bıçaklarından olacak. Şimdi neler hissediyorsun? Söylemek istediğin memleketine, vatandaşlarına, hemşehrilerine söylemek istediğin ne var acaba? İşte benim söylemek istediğim ne olacak? Ana vatanımda, anneme, babama, bir de malum nişanlım var. Onlara sevgi ve saygılarımı, sağ olduğumu. Gazanız mübarek olsun. Sağ olun. Sayın seyirciler, biraz önce de söyledik. Cepheye 200-300 metre kadar yakındayız. Karşıda düşman mevzileri görünüyor. Teğmen Turhan. Harekat günü göreviniz neydi ve harekat nasıl ilerledi, nasıl genişledi, nasıl yayıldınız? Harekat günü bölük komutanımın verdiği emir üzerine üzerinde bulunduğumuz doğru yol karakolunun sırtlarından batıya doğru indik. Dere yatağına girdikten sonra bize verilen yanık çamlık sırtlarına tırmanmaya başladık. Yanık çamlık sırtları Rumlar tarafından iyi tahkim edilmiş. Zaten bildiğiniz gibi bu 11 senelik mevzilerdir bunlar. İyi tahkim edilmiş olduğundan güçlükle ilerliyorduk. İkincisi arazinin çok sert olması bizim harekatımızı güçleştiriyordu. Arazi batıya rağmen doğusu daha kayalık olduğundan biz batıdan ilerliyorduk. Düşman yukarıdaki makineli tüfekleriyle bizi ateş altına rahatça alabiliyordu. Fakat biz her şeye rağmen bölük komutanımızın verdiği emri icra etmek için canla başla bütün erlerimle tepeye tırmanmaya çalışıyorduk. Önce birinci mevzileri ele geçirmek için elimizde bulunan bütün makineli tüfek, roket atar ve bomba atarları kullanarak birinci mevzileri ele geçirdik. Birinci mevzilerden birkaç Rum ölüsü, bir iki otomatik tüfek ve bir 12-17'lik uçak savar makineli tüfek ele geçirdik. Uçak savar makineli tüfeği bütün uğraşlarımıza rağmen çalıştıramadık. Bilahare bu birinci ele geçirdiğimiz mevzilerden düşman bayrağını aşağı indirdik. İkinci sırtlara çıkmak için harekata başladığımızda karanlık çökmek üzereydi. Düşman karanlıktan istifade ederek gerideki mevzilerine çekildi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Memlekete ulaştırmak istediğiniz. Şu anda neler hissediyorsunuz? Düşman karşıda 300 metre ileride. Gerçi biz 1-2 saat buradayız ama siz devamlı. Siz neler hissediyorsunuz? Biz emir verilsin, tepeleri alalım. Yani tek düşüncemiz bu. Çünkü düşmanın elinde kalan tek hakim sırtlar şu karşıda gördüğünüz yanık sırtlar. İki tepe kalmış galiba. Evet, bir yanık sırtlar, bir de şu ileride şimdi buradan görünmeyen keskin kaya sırtları var. Evet, biraz önce gördüğümüz keskin kaya sırtları var. Yani bir iki hakim sırt olarak bunlar kaldı. Rumların tek mevzilendiği yerler bunlar. Şurada bayrağımızı görüyorum. Zaten galiba o bizim. O tepe bizim şimdi halen mücahitlerin elinde bulunmaktadır. Ada tepe. Peki, çok teşekkür ederim. Kazanız mübarek olsun.